Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, urumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyorum. ...1952 yılında Birleşik Devletler'de yazar Emmanuel M. Josephson'ın Enternasyonalist, Dünyayı Kötü Yöneten Adam adlı kitabı yayınlandı. Bu kitap John Rockefeller'ın yaşamına ve özellikle ona isnat edilen bazı karanlık iddialara odaklanmıştı. Yazar Rockefeller'ın küresel işlerde, ekonomide ve politikada nasıl hareket ettiğini anlatıyordu. Kitap Rockefeller'ın uluslararası çabalarıyla bir yeni dünya düzeni veya tek dünya finansmanı oluşturmaya çalıştığına inananların iddialarına geniş yer vermişti. Son yıllar karşıtları tarafından hatalı olarak küreselcilikle karıştırılan yeni dünya düzeni kavramı ilk kez Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra ortaya çıkmıştı ve fazla bilinmiyordu. Josephson'ın kitabı dikkatleri biraz daha bu konuya çevirmişti. 1990'ların başlarında ise bu kavram daha belirgin hale geldi. Bu dönemde uluslararası ilişkilerde büyük değişiklikler yaşanırken, bazı kesimlerde devletler arası işbirliğinin artması ve küreselleşme ile birlikte yeni bir dünya düzeninin oluşturulduğu fikri öne çıktı. Bu durum bazılarının bu değişiklikleri gizli bir dünya hükümeti veya güç odakları tarafından yönetilen bir planın parçası olarak görmesine yol açtı. Bu dönemde özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni dünya düzeniyle ilgili iddialar ve komplo teorileri daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Yeni dünya düzeni. Bu esrarengiz kavram, insanların dünya üzerinde gerçekleşen büyük değişimleri anlama ve yorumlama arayışının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar tarihin belirli dönemlerinde küresel düzenin arkasında bazı güçlü ve gizli figürlerin var olduğuna dair iddialarla sarsılmıştır. Bu iddialar dünya politikasını, ekonomisini ve toplumu yönlendiren bir elitin varlığına işaret eder. Bazılarına göre bu elit gruplar, dünya nüfusunu kontrol altına almak, kaynakları ele geçirmek ve hatta insanların düşüncelerini manipüle etmek için sofistike planlar yapmaktadır. Bu planlar, gizli toplantılar, medya manipülasyonu, ekonomik krizler ve hatta salgınlar gibi araçlarla gerçekleştirilmektedir. Bu teoriler adeta bir gölge oyunu gibi insanların hayatlarını ve geleceklerini etkileyebilecek gizli anlaşmalar ve eylemlerle doludur. Ancak bu teoriler genellikle somut delillere dayanmamaktadır. Gerçekliği kanıtlamak için güçlü bir temele sahip değillerdir. Ya da belki de bazı kanıtlara hiçbir araştırmacı veyahut gazeteci ulaşamıyor. Buna rağmen insanların zihinlerinde bu gizemli ve heyecan verici kavram zaman zaman bir tür korku ve merak duygusu yaratmaktadır. Bazı uzmanlar bu teorilerin yalnızca birer spekülasyon olduğunu ve paranoya ile korku üzerine inşa edildiğini savunurken, diğerleri küresel politika ve finans dünyasında gerçekleşen değişimleri daha geniş bir perspektiften anlamaya çalışır. Uluslararası işbirliği, diplomasi, uluslararası ticaret anlaşmaları gibi yasal ve belirgin mekanizmalarla şekillenen bu değişimler genellikle açık ve izlenebilir şekilde meydana gelir. Her ne kadar yeni dünya düzeni kavramı insanların farklı bakış açılarına sahip olduğu karmaşık bir konu olsa da gerçeklikle spekülasyonu birbirinden ayırmak ve güvenilir kaynaklarla bilgi edinmek önemlidir. Unutulmaması gereken bir şey varsa o da insanlık tarihinin çeşitli dönemlerde dünya üzerindeki değişimin ve gelişimin bir parçası olduğudur. Bu değişimi anlamak ancak somut kanıtlara dayanan sağlam bir bakış açısıyla mümkündür. Yeni dünya düzeniyle ilgili iddialarda en çok adı geçen aileler ve kuruluşlar şunlardır. Rothschild ailesi. 18. yüzyıldan beri finans sektöründe etkili olan bu aile, Avrupa'nın birçok ülkesinde bankacılık ve finans işlemlerinde büyük rol oynadı.
Bu durum Rothschild ailesinin küresel finansın arkasında olduğu iddialarını beraberinde getirdi. George Soros. Finans sektöründe etkili olan Soros, açık toplum savunuculuğu ve desteklediği sivil toplum kuruluşlarıyla dikkat çeker. Bazı komplo teorisyenleri Soros'un dünya genelindeki olayları manipüle etmek ve siyasi değişimleri yönlendirmek için kullanılan güçlü bir figür olduğuna inanırlar. Masonlar. Birçok komplo teorisi Masonları yeni dünya düzeninin arka planında güçlü bir organizasyon olarak gösterir. Bu gizli toplulukların dünya olaylarını kontrol ettiği ve insanlığın üzerinde baskı kurduğu iddialarına dayanır. Bilderberg grubu. Yılda bir kez düzenlenen ve dünya liderleri, iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve medya temsilcilerinden oluşan bu konferans, bazıları tarafından yeni dünya düzeninin gizli planlarının yapıldığı yer olarak görülür. Rockefeller ailesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan bu aile, petrol endüstrisindeki büyük başarılarıyla tanınır. Rockefeller ailesinin enerji sektöründeki hakimiyeti ve büyük şirketlerin arkasında olduğu varsayımı, onları yeni dünya düzeni iddialarında sıkça adı geçen isimlerden biri yapmıştır. Ailenin özellikle petrol endüstrisindeki büyük başarıları, enerji sektörünün kilit oyuncularından biri olarak algılanmasına yol açtı. John Davison Rockefeller'ın Standard Oil şirketinin kuruluşu ve büyümesiyle kazandığı muazzam servet, ailenin zenginliğinin ve gücünün temelini oluşturdu. Bazıları ailenin gücünün politik arenada da önemli bir etkisi olduğunu ve hatta dünya çapında politik olayları şekillendirdiğine inanıyor. Sadece adı bile servetin simgesi haline gelmiş bir aile. Onların hikayesi Amerikan rüyasının en göz alıcı parçalarından biri. Ancak bu ailenin gerçek gücü ve gerçek zenginliği ile ilgili bilinenler buzdağının sadece görünen kısmı. Arşivler kilitli, detaylar gizli tutuluyor ve servetin gerçek büyüklüğü hala gizemin ötesinde bir sır olarak korunuyor. Rockefeller ailesinin kökenleri 17. yüzyılın başlarına dayanan bir serüvenle Almanya'nın Rheinland bölgesinde başladı. Bu köklü aile, Johann Peter Rockefeller'ın Amerika'ya gitmesiyle yeni bir döneme doğru yelken açtı. 1723 civarında Rheinland'dan Philadelphia'ya göç eden Johann Peter, Amerika'da yeni bir hayat kurdu ve Pensilvanya'da çiftlikler ile toprak sahibi oldu. Rockefeller ailesinin Amerika'daki öncülerinden William Rockefeller, Granger, New York'ta bir Protestan ailesinde doğdu. İlk eşi Eliza Davison'dan 6 çocuğu oldu ve bu çocuklar arasında öne çıkanlar Standard Oil'in temellerini atan petrol devleri John Rockefeller ve William Rockefeller'dı. John Rockefeller ki oğlu John Rockefeller Jr.'dan ayırt edilmek için elder yani yaşlı olarak bilinirdi, Kuzey Baptist geleneğine bağlıydı ve kilise kurumlarına destek veriyordu. Rockefeller ailesinin inançları genellikle Baptist geleneğine dayanmasına rağmen bazı üyeleri Episkopal Kilisesi'ne mensuptu. Baptizm ya da Türkçe olarak vaftiz kelimesi genellikle Hristiyanlık inancında bulunan bir dini törendir. Bu tören kişinin dini inançlarına göre farklılık gösterebilir. Fakat genellikle vaftiz bir kişinin Hristiyan inancına göre yeniden doğuşunu sembolize eder. Hristiyanlıkta vaftiz suyun kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu günahların arındırılması, Tanrı'ya bağlılık ve yeni bir hayatın başlangıcı olarak kabul edilir. Vaftiz sıklıkla kilise törenlerinin bir parçasıdır ve genellikle bir rahip veya papaz tarafından yapılır. Ancak söylediğimiz gibi, farklı Hristiyan mezhepleri arasında vaftizin uygulama şekilleri ve önemi biraz değişebilir. Örneğin bazı mezheplerde bebeklik döneminde vaftiz uygulanırken, diğerlerinde kişi yetişkinlik dönemine geldiğinde vaftiz edilir. Anglikanlık İngiltere'de ortaya çıkan ve dünya çapında yayılmış olan bir Hristiyan mezhebidir. İngiltere Kralı 8. Henry'nin 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'nden ayrılmasıyla başlamıştır. Bu ayrılış Anglikan Kilisesi'nin kuruluşunu ve Protestan Hristiyanlık içinde özgün bir yer edinmesini sağlamıştır. Episkopal Kilisesi de Anglikan geleneğine dayanan ve ABD'de faaliyet gösteren bir Hristiyan mezhebidir. Bu kilise Anglikan geleneğinin Amerika'daki dallarından biridir.
1870 yılında John ve ortakları Standard Oil Company'yi kurdu. Büyük ölçüde zamanın olumlu ekonomik koşulları ve John'un operasyonları kolaylaştırma yeteneği sayesinde Standard Oil'ın kar marjları ilk günlerinden beri sürekli olarak yüksek kaldı. Şirketin hızlı büyümesinden cesaret alan John, şirketi kendi ligine taşıyacak agresif bir satın alma stratejisine başladı. Sadece 2 yıl içinde Standard Oil, Cleveland bölgesindeki petrol rafinelerinin neredeyse tamamını kontrol ediyordu. John'un bir sonraki adımı petrolü mümkün olduğu kadar ekonomik bir şekilde taşımak ve aynı zamanda boru hatları ve petrol terminalleri satın almak için demiryolu şirketleriyle ortaklık kurmaktı. Standard Oil işin neredeyse her alanına sahip olarak sektör üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı. Hatta şirket rakiplerinin kendi ulaşım altyapılarını kurmasını engellemek için arazi satın aldı. London School of Economics'te uluslararası ilişkiler fahri profesörü olan Michael Cox, petrolün tamamının entegre edilmesinde çok ama çok etkiliydi. Öncelikle petrolün çıkarılması, ardından nakliyesi ve ardından perakende ve toptan satışı dedi. Dolayısıyla bu durum 19. yüzyılın sonlarında dahi önde gelen bir şirket haline gelen Standard Oil'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol üzerinde neredeyse sanal bir tekel haline getirdi. Petrolün dünyada ve Amerikan ekonomisi için artan önemi göz önüne alındığında Rockefeller'lara ve özellikle de John'a olağanüstü bir güç konumu ve elbette muazzam bir servet birikimi kazandırdı. Ancak bu yükseliş ve güç eleştirilerle birlikte geldi. Rockefeller'ın işletme stratejileri ve Standard Oil'ın tek eline yönelik eleştiriler Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yankılanmaya başladı. Cox, eleştirmenler Rockefeller'ın yöntemlerinin ahlaki olmadığını ve Amerika'daki rekabeti baltaladığını düşünüyorlardı. Rockefeller'ın bu stratejileri onu acımasız bir iş insanı olarak tanımlamakla birlikte Amerikan kapitalizmi için bir dönüm noktasıydı, diyor. Rockefeller'ın elindeki kontrol ve Standard Oil'ın tek eline karşı duyulan endişeler, 1890'da Sherman Antitrust yasasının kabul edilmesine yol açtı. Ancak bu yasa Rockefeller'ın kontrolünü tamamen ortadan kaldırmadı. O yine de holding grubunu yönetmeye devam etti. Bu süreçte Rockefeller ailesi hayır işleriyle de adından söz ettirdi. Chicago Üniversitesi'nin temelini atan Rockefeller'lar 1890'ların büyük bağışçıları olarak biliniyor. ...1901'de Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün kurulması tıbbi alanlarda büyük atılımlara yol açtı. Bu enstitü zatürre ve omurilik menenjiti tedavisi gibi birçok alanda önemli gelişmelere imza attı. 1902'de ise Rockefeller'lar eğitimde eşitlik için genel eğitim kurulunu kurarak herkesin eğitime erişimini destekledi. Rockefeller ırk, cinsiyet ve inanç ne olursa olsun herkese eşit fırsatlar sunmayı hedefledi. Rockefeller'ların hayır işleri arasında 1913'te kurulan Rockefeller Vakfı da dikkat çekiyor. Bu vakıf eğitimden halk sağlığına, bilimsel ilerlemeden sosyal araştırmalara kadar geniş bir yelpazede milyonlarca dolarlık bağışlar yaparak toplumsal gelişime katkıda bulundu. Rockefeller Vakfı'nın desteklediği kurumların ve davaların listesi oldukça etkileyiciydi. Vergi kaçakçılığı suçlamaları ve eleştirilere rağmen Rockefeller'ların hayırseverlik alışkanlığı zenginlikten çok önce başlamıştı. İlk kazandığı maaş çeklerinden itibaren yerel kiliselere, pazar okullarına ve Afro-Amerikan cemaatlerine düzenli bağışlar yapmaya başlamışlardı. Cox'a göre onlar Hristiyan değerleri kişileştirmişti. Sıkı çalışma, erken kalkma, tek eşlilik, aile değerleri, dindarlık ve hayırseverlik gibi. Ona göre zenginlik iyi işler yapmak için kullanılmalıydı. John Junior babasının izinden gitmeyi ve dünyayı değiştirmeyi hedefledi. Brown Üniversitesi mezunu olarak iş dünyasını geride bırakıp hayır işlerine odaklanan John Junior, babasının mirasını sürdürme kararlılığıyla hareket etti. Rockefeller ailesinin tarihi zaman içinde karmaşık ve çeşitli bir dizi olayla şekillenmiştir. John Rockefeller ailenin öncüsü hayırseverlikten eleştiriye ve tartışmaya kadar uzanan bir yolculuğun başlamasına neden oldu. 1913'te sahibi olduğu Colorado Yakıt ve Demir Şirketi'nde çalışan 9000 maden işçisi daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle greve gitti. Ancak grev şiddete dönüştü.
evleri zorla boşaltılan ve zorlu kış şartlarında çadırlarda yaşamak zorunda kalan işçiler trajik bir sonla karşılaştılar. Çoğunluğu çocuk olan 40'tan fazla kişi özel güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bu trajedide John Junior'ın suçlandığı iddialar Rockefeller ailesinin itibarını sarsmıştı. Ancak John Junior her zaman iyilik yaparak itibarını yeniden kazanmaya odaklandı ve bu hayırseverlik çalışmalarıyla devam etti. Ailenin etkisi kardeşlerinin farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla daha da genişledi. Üçüncü John dış ilişkilere ve hayırseverliğe odaklanırken Asya Topluluğu ve Ekonomik ve Kültürel İşler Konseyi'nin kurulmasına öncülük etti. Nelson ise Chase Manhattan Bank'ta çalıştıktan sonra siyasete atıldı ve New York valisi olarak 4 dönem görev yaptı. Valilik dönemi boyunca kentte birçok inşaat projesini başlattı ve New York'un siluetini değiştirdi. Lawrence Wall Street'te risk sermayesi kapitalizminin öncülerinden biri oldu. Elektronik, havacılık, bilgisayar ve biyoteknoloji alanlarında yatırımlar yaparak birçok şirkete destek oldu. Aynı zamanda çevreci bir duruşa sahipti ve milli parkların oluşturulması ve genişletilmesinde etkili oldu. 9 Ağustos 1974'te Başkan Nixon'ın istifasının ardından Başkan Yardımcısı Gerald Ford başkanlığı devraldı. 20 Ağustos'ta Ford, Rockefeller'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkan yardımcısı olarak atadı. Potansiyel adayları değerlendirirken Rockefeller 3 ana adaydan biriydi. Diğer ikisi Ford'un sonunda Genelkurmay Başkanı ve daha sonra Savunma Bakanı olarak seçtiği ABD'nin NATO Büyükelçisi Donald Rumsfeld ve sonunda kendi başına başkan yardımcısı olan Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı George H.W. Bush'tu. Ford ayrıca Rockefeller gibi güçlü bir figürü ikinci sıraya seçerek kendine olan güvenini gösterebileceğini hissetti. Her ne kadar yedek ekipmana uygun olmadığını söylese de Rockefeller başkanın başkan yardımcısı olma talebini kabul etti. Rockefeller uzun kongre duruşmalarından geçti. Ama daha sonra Henry Kissinger gibi üst düzey yardımcılarına büyük hediyeler verdiği ve kişisel servetini siyasi rakibi Arthur Goldberg'in yüz kızartıcı biyografisini finanse etmek için kullandığı ortaya çıktığında utanç yaşadı. Ayrıca federal gelir vergilerinden tartışmalı kesintiler de aldı ve sonunda sorunu çözmek için yaklaşık 1 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ancak herhangi bir usulsüzlük bulunamadı ve daha sonra aklandı. Nelson Rockefeller, Ford yönetiminin sonuna dek, yani yaklaşık 3 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. Winthrop alçak gönüllülük dersleriyle büyüdü ve siyasete girmeden önce ailesinin petrol sahalarında çalıştı. Eyalet valisi olarak Arkansas'ta derin kültürel ve ekonomik değişikliklere öncülük etti. David ise Wall Street'teki güçlü duruşunun yanı sıra toplumun en üst düzeylerinde etkili bir figürdü. Chicago Üniversitesi'nden doktora derecesi aldıktan sonra savaşın bir sonucu olarak soyadını kullanmayı bıraktı ve ABD ordusunda hizmet etti. David Rockefeller'ın hayatı Chase Manhattan Bank'taki kariyeriyle büyük bir dönüm noktası oldu. Şirkete katıldığında ailesinin etkisi ve bankanın varlığıyla adeta şımarık bir zengin gibi görünebilirdi. Ancak insanın değerinin kendi çalışmaları ve çabalarıyla ölçüldüğünü hızla kanıtladı. Her gün metro ile işe giderek bu algıyı değiştirmeyi başardı ve itibarını yeniden inşa etti. Bankacılık kariyerinde hızla yükselerek 1960'da eş CEO ve 1969'da tek CEO oldu. Bu süre zarfında bankanın küresel etkisini artırarak deniz aşırı şube sayısını 11'den 73'e çıkardı. Chase Bank, Çin ve Rusya'da da şube açan ilk batılı banka olurken David Rockefeller, bankanın iç dinamiklerini değiştirerek Peter Drucker'ın da yardımıyla planlama ve pazarlama departmanlarını oluşturdu. 1981'e kadar bankanın varlıkları 76.2 milyar dolara yükseldi ve David bu başarılarıyla tüm bankacıların bankacısı olarak anıldı. Ancak sadece iş dünyasındaki etkisi değil, ailenin yarattığı zenginliği sorgulatan Rockefeller'lar, özellikle John'un iş stratejilerinin agresif ve rekabetçi yönleri nedeniyle eleştirildi. Fakat John, petrol endüstrisindeki devrimci yaklaşımıyla petrol üretim sürecini daha verimli hale getirerek gaz yağının kitlelere ulaşmasını sağladı ve hatta elektrik gibi alternatifleri geride bıraktı. Rockefeller ailesinin etkisi iş dünyasının ötesine geçti.
Eğitim, tıbbi araştırmalar, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki destekleri milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Can'ın yaşamı boyunca yaptığı 540 milyon dolarlık bağış, ailenin devam eden hayırseverliğinin yalnızca bir parçasıydı ve bu bağışların gerçek miktarı tam olarak bilinmiyor. Ailenin üyeleri, keskin düşünceleri ve ileri görüşleriyle ABD finans piyasasını şekillendirmeye devam ettiler. Rockefeller ailesinin toplam serveti, ailenin varlıkları ve üyelerinin kişisel zenginliklerinin kesin bir bilgisi hiçbir zaman kamuya açık olmamıştır. Aileye ait arşivler, hem ailenin servetiyle ilgili hem de bireysel üyelerinin durumuyla ilgili detayları araştırmacılardan gizli tutmuştur. Ailenin serveti başlangıçtan beri erkek aile üyeleri tarafından kontrol edilen aile ofisi tarafından yönetilmiştir. Kadınların da etkisi olsa da örneğin John Rockefeller Jr.'ın eşi Abby Eldridge Rockefeller gibi belirgin kadın figürlerin bile karar alma süreçlerine dahil olmalarına rağmen onlar sadece bir gelir elde etmiş, ailenin serveti üzerinde herhangi bir sorumlulukları olmamıştır. John'un en küçük torunu ve dünyanın en yaşlı milyarderi olan David Rockefeller'ın 2017'nin Mart ayında 101 yaşında vefatının ardından World Finance, ailenin büyüleyici tarihi ve Rockefeller'ların bıraktığı mirasla ilgili yazdı. Başta da değindiğimiz üzere aile büyük bir endüstriyel güç olmaları ve ekonomik etkileri nedeniyle tarih boyunca birçok komplo teorisinin odak noktası haline geldi. İşte bu teorilerden bazıları. 1. Tekelci güç. Rockefeller ailesi petrol endüstrisinde Standard Oil şirketini kurarak büyük bir ekonomik güç elde etti. Bu endüstri üzerinde büyük bir kontrol sahibi oldukları şeklinde yorumlandı. Standard Oil'in parçalanmasına rağmen aile, enerji, finans ve diğer sektörlerdeki etkili pozisyonlarını korudu. 2. Gizli Dünya Hükümeti. Rockefeller'lar uluslararası işbirliğini teşvik eden kurumlar ve toplantılar aracılığıyla, örneğin Üçlü Komisyon, Bilderberg Grubu gibi bu tür gizli dünya hükümeti veya tek dünya düzeni oluşturma girişimleriyle suçlandılar. Bu kurumların gizliliği ve kısıtlı katılımcı sayısı komplo teorilerine zemin hazırladı. 3. Bankacılık ve Finans Kontrolü. Rockefeller ailesi bankacılık sektöründe ve Federal Rezerv Sistemi'nde büyük bir etkiye sahipti. Bazı komplo teorisyenleri ailenin Amerikan parasını kontrol etmek gibi iddialı finansal hedefleri olduğunu öne sürdü. 4. Tıp ve alternatif tedavi. Aile tıbbi araştırma ve tedavi üzerindeki etkisiyle de eleştirildi. Bazı teoriler Rockefeller Vakfı'nın geleneksel tıp yerine alternatif tedavilere karşı çıktığını ve büyük ilaç şirketlerine destek verdiğini iddia etti. ...2017 yılında Forbes dergisi aile hakkında bir yazı yayınladı. Yazıya göre azınlık bir kesim için Rockefeller adı iş dünyasında başarı ve Amerikan rüyasının gerçekleşmesiyle eş anlamlıdır. Karşıdaki çoğunluk için ise açgözlülük, kanunsuzluk ve sınırsız güç arzusu. Pek çok Rus uzman bu aileye yönelik olumsuz tutumun ancak 20. yüzyılın 70'li yıllarının ortalarında geliştiğine inanıyor. Aslında Rockefeller'lar her zaman kamuoyunun, medyanın ve Amerikan yetkililerinin ilgi odağı olmuştur. Hatta Başkan Theodore Roosevelt, Rockefeller'ları suçlu olarak nitelendirdi ve Dışişleri Bakanı William Bryan, aile reislerinin hapsedilmesini talep etti. 40 eyaletteki en etkili savcılar ve soruşturmacılar, onlarca yıldır bu klanın temsilcilerini aktif olarak araştırıyor. Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy'un dürüst insanların onlar için çalışmaması gerektiğini savunarak Rockefeller'ları yüzyılın suçluları olarak adlandırması dikkat çekicidir. Çoğu zaman Rockefeller'lara karşı bu kadar olumsuz bir tutumu açıklamaya çalışan bilim adamları, klanın belirli temsilcilerinin faaliyetlerini analiz ederek, Amerika'da kapitalizmin oluşumunun ve gelişmesinin özellikleri ve farklı tarihsel dönemlerde topluluklar arasında etnopolitik ilişkiler gibi önemli faktörleri dikkate almadan bırakıyorlar. Yani daha da açmak gerekirse, Rockefeller ailesinin faaliyetleri elbette geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Ailenin etkisi ve yaptıkları sadece ekonomik güçleri ve endüstriyel etkileriyle sınırlı değildir. Tarihsel ve toplumsal bağlamları da dikkate alınmalıdır.
Rockefeller ailesi Amerikan kapitalizminin gelişiminde büyük bir rol oynadı ve bu süreçte endüstriyel büyüme, şirketleşme ve ekonomik yapılanmanın şekillenmesinde etkili oldu. Bunun yanı sıra aile üyeleri tıbbi araştırmalar, eğitim ve hayır işleri gibi alanlarda önemli katkılarda bulundular. Bu nedenle Rockefeller ailesinin tarihsel ve toplumsal bağlamda incelenmesi önemlidir. Pek çok tarihçi Rockefeller'ları hayatlarının sonuna kadar hayırseverlik yoluyla birçok günahlarının kefaretini ödemeye çalışmakla suçluyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi mesela John gençliğinden beri kilise hayatıyla ilgileniyordu ve her maaşından düzenli olarak sadaka veriyordu. Genel olarak Rockefeller'ların hayırseverlik faaliyetleri her zaman iş hayatlarıyla paralel ilerledi. Ancak daha o günlerde Rockefeller faktörü Amerikalı Almanlar için birçok açıdan olumsuz hale geldi. Başkan Benjamin Harrison, tekelcilere yönelik bir av ilan ettiğinde, önde gelen ulusal ve bölgesel gazeteler, Alman göçmenlerin oğlu olan ve açgözlülüğüyle birçok sıradan Amerikalının hayatını mahveden Rockefeller hakkında yazdı. Tekel karşıtı yasanın kabul edilmesiyle öfke yatıştı ve bu ailenin petrol işindeki tek hakimiyeti sona erdi. Ayrıca John, aile vakfının yalnızca Alman topluluklarına değil, ihtiyaç sahibi herkese yardım sağlamasını emretti. Bu ülkelerindeki çok çeşitli sorunlarla ilgilenen Amerikalı bir aile olarak statülerini güçlendirmek için yapıldı. Tüm bu çabalara rağmen Anglo-Sakson Amerika, zengin klana büyük bir güvensizlik ve küçümsemeyle bakıyordu. Rockefeller'lar ne yaparlarsa yapsınlar, çoğu Amerikalı için Alman olarak kaldılar. İki Dünya Savaşı sırasında ailenin fonları ordunun oluşumu ve tedariki için maddi yardım sağladı. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin Alman toplumundaki çıkarlarını desteklemek için Almanca yayınlanan gazetelere önemli fonlar tahsis edildi. Bunların çoğu Almanya'ya sempati duyuyor ve yetkililerinin politikalarını destekliyordu. Alman kökenli iki ünlü Amerikan ulusal kahramanı Amiral Chester Nemitz ve General Dwight Eisenhower'ın kariyer gelişimine farklı zamanlarda yardımcı olanlar Rockefeller'ların temsilcileriydi. Gazeteler Nimitz ve Eisenhower'ın Alman ruhu ile Amerikan vatanseverliğinin birleşiminin sembolü haline geldiğini yazdı. Rockefeller'ların yardımı olmadan bu Alman markalarını tanıtmanın mümkün olup olmayacağını söylemek zor. Ama diğer yandan onların çabaları çoğunluğun Alman-Amerikalılara ilişkin algısının değişmesine yardımcı oldu. Bu birçok bakımdan onların Alman haydutları itibarından kurtulmalarına yardımcı oldu. Öte yandan Rockefeller'lar, mali suçlular etiketinden tam olarak kurtulmayı başaramadı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin inşası için New York'ta arazi satın almak üzere 8.5 milyon dolar tahsis eden John Rockefeller Jr.'ın asil jesti bile bu durumu değiştirmedi. Rockefeller'ın başarı öyküsü, bilim adamı Thomas Edison'ın akkor ampulü icat etmesiyle kesintiye uğrayabilirdi. Gaz yağı talebinin düşmesiyle birlikte elektrikli aydınlatma, petrol rafinerisi sektörü için gerçek bir tehdit haline geldi. Üstelik elektriğin gaz yağı lambaları kullanmaktan daha az tehlikeli olduğu tespit edildi. John Rockefeller'ın Amerika'nın elektrifikasyonunu tüm çalışmalarının çöküşünün başlangıcı olarak görmesi şaşırtıcı değil. Zaten o dönemde bu tehditleri ortadan kaldıracak büyük araçlara ve siyasi nüfusa sahipti. Ancak lobicilere yapılan çok sayıda mali enjeksiyon ve diğer önlemler Edison'ın ampulünü yenmesine yardımcı olmadı. Mucizevi bir şekilde Rockefeller'ın konumu başka bir yenilikle, otomobille kurtarıldı. Benzin petrolden elde edilebildiğinden içten yanmalı motora sahip yeni bir kişisel ulaşım konsepti geliştirme kararı başarısında belirleyici bir rol oynadı. Böylece arabalar piyasayı patlattı ve büyük bir yakıt talebi yarattı. Rockefeller Petrol İmparatorluğu'nun gelişmesinin nedeni de budur. Elbette onun işi biraz da yolsuzluk planları üzerine kurulmuştu. Rockefeller rakiplerini ortadan kaldırmak için mevcut bütün araçları kullandı. Ancak Rockefeller klanının objektif bir değerlendirmesini yapabilmek için bu imparatorluğun kurulduğu tarihi dönemi net bir şekilde anlamak gerekiyor. Birincisi, yerel ve federal yönetimlerde tam bir yolsuzluk dönemiydi. Başka bir deyişle o zamana kadar dürüst ve açık bir iş yürütmeyi sağlayacak gerçek mekanizmalar henüz geliştirilmemişti. İkinci olarak Rockefeller'ların etnik kökeni dikkate alınmalıdır. O zamanlar Amerika'da başka birçok tekel vardı. Ancak Anglo-Sakson kökenleri nedeniyle Morgan ve Astor İmparatorluğu'nun işleri hakkında neredeyse hiçbir şey söylenmedi.
Böylece Amerikalı bir aristokrat olarak kabul edilen John Astor, afyon kaçakçılığına bulaştı ve Kızılderililerle dürüst olmayan ticaret yaparak onlara düşük kaliteli rom pompalayarak bir servet kazandı. Morganların milyonlarca geliri yerel yetkililerle yapılan yolsuzluk anlaşmalarından arazi sübvansiyonları şeklinde elde ediliyordu. Daha sonra şehirlerin etrafında büyüdüğü bu bölgeler onlara süper kârlar getirdi. Üçüncüsü, klanın siyasi etkisi yapay olarak idealleştirilmiştir. Örneğin Rockefeller'ların sınırsız etkisi olsaydı, Standard Oil'ı yok eden antitrust kanunlarının kabul edilmesini engelleyebileceklerini varsaymak mantıklıdır. Üstelik bu klanın yalnızca bir temsilcisi, Nelson Rockefeller siyasette başarılı oldu. Az önce de söylediğimiz gibi New York valisi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıydı. Ancak Nelson'ın örneği hem klanın etkisini hem de sınırlarını gösteriyor. Üç başkanlık kampanyasında yer aldı. 1960'ta ön seçimlerde dördüncü oldu ve 1964 ve 1968'de ön seçimleri sırasıyla Barry Goldwater ve Richard Nixon'a kaptırdı. Genel olarak Rockefeller'lar gibi birçok finans klanının temsilcileri, nüfus sahibi mensuplarıyla hükümet yapılarına yönelik lobi faaliyetleri yürüttüler. Eyalet valilerine para ödediler, siyasi partileri finanse ettiler ve hayır kurumları kurdular. Ancak sadece Amerika'da değil, dünya toplumunda da ilgi odağı olmayı sürdürenler Rockefeller'lardır. Rockefeller'lar hala komplo teorisyenleri tarafından periyodik olarak körüklenen yapay mitlerle örtülüyor. Klanın başı uzun yaşamı boyunca 6 ABD başkanına danışmanlık yaptı. Nikita Hruşov, Mikhail Gorbaçov, Boris Yeltsin, Fidel Castro ve bir düzine diğer dünya lideriyle müzakerelerde bulundu. ABD'nin Rusya'ya yönelik siyasi tutumunun sarsılmaz temelini attı. David Rockefeller, milyonlarca insanın hala gölge dünya hükümeti olarak gördüğü bir dizi örgüt kurdu. Bilderberg Grubu, Üçlü Komisyon ve Dış İlişkiler Konseyi. David Rockefeller bu suçlamalar hakkında şöyle yorum yaptı. Bütünleşik bir küresel siyasi ve ekonomik yapı, yani tek bir dünya inşa etmek için gezegendeki diğer güçlerle komploya girdiğimiz iddia ediliyor. Eğer bununla suçlanırsak, o zaman suçumu kabul ediyorum ve bundan gurur duyuyorum. Aynı zamanda kurmaya çalıştığı Birleşik Dünya'da Rusya'ya hiç yer yoktu. Ukrayna'da darbenin örgütlenmesinde aktif rol üstlenen kişi bu kişidir. Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına 10 milyonlarca dolar yatırım yapan da David Rockefeller'dı. Acaba neden dünyaca ünlü veya çok zengin insanlar hakkında böyle iddialar ortaya atılır? Bill Gates, Rothschild'ler, Rockefeller'lar, Zuckerberg, Elon Musk vesaire. Listeyi biraz daha uzatabiliriz. Bu insanların istisnasız hepsi hakkında karanlık komplo teorileri dolaşır. Bunlardan en yaygın olanı da dünyayı kendi kötü niyetleri doğrultusunda kontrol etmeye çalıştıkları yönündedir. Bunlara inanmalı mıyız, yoksa bu iddialardan herhangi birisi net bir şekilde kanıtlanana kadar temkinli mi olmalıyız? Kesin olan şu ki bu iddiaların hepsini toptan reddedemeyiz. Bu nedenle de bu konuda bazı şeyleri her zaman göz önünde bulundurmak zorundayız. Örneğin insanların ezici bir çoğunluğunda çok zengin veya çok ünlü insanlara kuşkuyla bakma eğilimi vardır. Çoğu zaman onların arkasında bazı büyük bankaların ya da politikacıların durduğuna inanılır. Veya onların bazı bankaların veya politikacıların arkasında durdukları düşünülür. Zengin veya ünlü kişilerin yaşamları genellikle kamuya kapalıdır ve bu da onların etrafında bir gizem oluşturur. İnsanlar bilinmeyen veya gizli bir gerçeği öğrenme arzusuyla bu teorilere ilgi gösterirler. Bazı insanlar zengin veya güçlü kişilerin ayrıcalıklı bilgilere veya gizli güçlere sahip olabileceğine inanırlar. Bu tür inançlar onların normal insanların ötesinde olduğu fikrini destekler ve yine komplo teorilerine yönlendirir. Bazen ise tam tersi olur. Kimi hayranlar veya takipçiler, sevdikleri ünlü kişileri savunmak veya onları korumak için gerçek dışı iddiaları desteklerler. Bu kişileri kahramanları olarak görmek, onların hatalarını veya kötü niyetlerini reddetmelerine neden olur. Tüm bunlarla birlikte toplumda genel bir şüpheci veya eleştirel bir kültür olur.
Bu durumda insanlar genellikle otoriteleri veya kuruluşları sorgulama eğiliminde olurlar. Ve bu durumda ünlü veya zengin kişilere yönelik komplo teorilerinin desteklenmesine yol açar. Sık sık medya da işe karışır. Medya veya sosyal medya üzerinden ünlü veya zengin insanların imajını veya itibarını yönetmek için bilinçli bir şekilde spekülasyonlar yapılır. Bu da bazı insanları gerçek dışı iddiaları desteklemeye yönlendirir. Her durum farklı olsa da komplo teorileri genellikle karmaşık duygusal, toplumsal ve politik dinamiklerin bir sonucudur. Önemli olan bu tür iddiaları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek ve doğrulanmış gerçeklerle desteklemektir. Rockefeller ailesi tarihsel olarak Amerika'da büyük bir etkiye sahip olan bir ailedir. Ancak bu aile hakkında iyi veya kötü şeklinde genel bir değerlendirme yapmak oldukça zordur. Aile bir taraftan sömürgecilik ve tekelcilikle suçlanırken, diğer yandan hayır işlerine büyük miktarda bağış yapmış ve çeşitli alanlarda topluma katkıda bulunmuşlardır. Rockefeller Vakfı gibi kuruluşlar, eğitim, sağlık ve bilimsel araştırmalara büyük miktarda kaynak aktarmış ve olumlu etkiler yaratmıştır. Sonuç olarak Rockefeller ailesinin iyi veya kötü olarak değerlendirilmesi, hangi açıdan bakıldığına, aile üyelerinin farklı eylemlerine ve ailenin tarihindeki olaylara bağlı olarak değişebilir. Her durumda aile üyelerinin topluma sağladığı katkılar ve yaptıkları işlerin geniş bir değerlendirmesi gereklidir. Rockefeller ailesinin yükselişi, zenginlik ve ünün ağır bedellerini de gözler önüne seriyor. Zenginlik ve ün, beraberinde sadece imtiyazları değil, aynı zamanda büyük talepleri de getiriyor. Sonraki nesillere bırakılacak en büyük miras, temiz ve saygın bir isimdir derler. İşte bu yüzden büyük başarıların getirdiği sorumlulukları göz ardı etmemeli ve gücümüzü sadece kişisel kazançlar için değil, topluma, muhtaçlara katkıda bulunmak için de kullanmalıyız.